Bismillahirrahmanirrahim. Saygıdeğer izleyicilerim. Hepinizi yüce Allah'ın selamı ile selamlarım. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, mağfireti, hidayeti üzerinize olsun. Bütün güzellikler sizinle beraber olsun. Ağzınızın tadı bozulmasın. Allah'ım size dert verip derman aratmasın. Derdi olanlara da Rabbim yardım eylesin. Hastalarımıza acil şifalar lütfeylesin Allah'ım. Borcu olanlara Allah'ım en kolay bir şekilde borçlarını ödemek nasip eylesin. Dünyanız ahiretiniz mamur olsun. Peygamberimizin izinde programını izleyen siz saygıdeğer izleyicilerime çok dua ederim. İnanıyorum ki siz de bu kardeşinize dua ediyorsunuz. Ben size dua edince, siz de bana dua edince, birbirimizin gıyabına dua edince Allahü Teala bizim duamızı kabul etmez mi? Umarım ki kabul eder. Sevgili Peygamberimin Hazreti Ömer'e yaptığı dua gibi. Hem imanımızın kamil olması için birbirimize dua edelim. Yaşadığımız hayatı istikamet üzere yaşayabilmemiz için birbirimize dua edelim. Sırat-ı müstakimden ayrılmamak üzere birbirimize dua edelim. Hani ayaklarımızı yıkarken dua ediyoruz ya, abdest azalarını yani uzuvlarını, daha Türkçesi organlarını yıkarken okuduğumuz dualar vardır. Her bir organımızı yıkadığımız zaman yaptığımız dualar ayaklarımızı yıkarken de Allahümme sebbit kademeye ala sıratı yevme tezillü fihil akdam. Allah'ım çok ayakların kayacağı o günde benim ayaklarımı sırat üzere sabit kadem eyle. Hem yaşadığımız hayat boyunca sıratı müstakim üzere sabit kadem olalım hem de Cehennemin üzerindeki köprüyü geçerken sırat üzerinde de ayaklarımız sabit kadem olsun. E bunları sağlayabilmek için, bunları temin edebilmek için Allah'ın emrinin başımızın üstünde yeri var deyip Allah'ın emrine sımsıkı sarılmamız, yasaklarından kaçmamız lazım geliyor. Ve bir ömrü Peygamber Efendimiz'in izinde yürüyerek bitirmemiz lazım geliyor. Bu programda peygamberimizin izinde diyoruz ve sohbete devam ediyoruz. Efendimizle beraber. Efendimizle beraber olanlarla beraber yürümeye devam ediyoruz. Ne kadar güzel değil mi saygıdeğer izleyicilerim? Peygamberimizle beraber oluyoruz. Misafir oluyoruz ve onu misafir ediyoruz. Konuşuyoruz, hayatını öğreniyoruz. Onun hayatında var olan insanlarla hemhal oluyoruz. Bütün bunlar bizim hayatımızda bir değişikliğe sebep oluyorsa, iyiliğe doğru bir değişikliğe sebep oluyorsa güzeldir. Dinlerken etkileniyoruz. Konuşma bittikten sonra da yine eski hayatımıza devam ediyorsak kendimize yazık ediyoruz. İnanıyorum ki siz kendine yazık edenlerden değilsiniz. Bu sohbeti özümsüyorsunuz, hazmediyorsunuz, bu sohbete değer veriyorsunuz. Buradan dinlediklerinizle ve öğrendiklerinizle hayatınıza çeki düzen veriyorsunuz. Aynen kendisini konuştuğumuz Hazreti Ömer gibi. Müslüman olduktan sonra eski Ömer gitti. Yeni bir Ömer geldi. Allah'a teslim olmuş bir mümin. Peygamber aleyhisselatu vesselam efendimize teslim olmuş ve ona destek veren bir arkadaş, bir sahabe Ömer geldi. Allah ondan razı olsun. Müminler ve Müslümanlar onun Müslüman olmasına ne kadar sevindiyseler, müşrikler de o kadar üzüldüler. Geçen sohbette dedim ki, biz de böylelerini bulalım. Mümin olduğunu ilan ettiği zaman hepimizin sevineceği, müşrik olanların, din düşmanı olanların üzüleceği Ömerler var çevremizde. Onları bulalım, onların elinden tutalım. Boş verin canım adam olmazlar demeyin saygıdeğer izleyicilerim. Yapmayın. Peşin hükümlü olmayın. Mümin ve Müslüman olduktan sonra yapacaklarını İslam'a kazandıracağı faydaları düşünün lütfen. Hazreti Ömer Efendimiz Müslüman olduktan sonra artık böyle e, sessiz bir deniz gibi içine kapanık bir insan oldu ve kendini inşa ediyor, kendini yetiştiriyor. Mekke döneminde kendisiyle alakalı pek fazla malumat bilmiyoruz. Müslüman olmasının ötesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize destek vermesinin ötesinde anlatacağımız ön plana çıkan olayları yok. Daha çok Medine döneminde anlatacağız. Sadece herkes gizliden gizliye hicret ederken Hazreti Ömer'in açıktan hicret ettiğini biliyoruz. Niye gizliden gizliye hicret ediyorlar? Mekkeliler engel oluyorlar. Ayyaş bin Rebi'a'nın hicretini anlatırken söyledik. Engel oluyorlar, tutup yakalıyorlar, geri götürüyorlar. Bütün aile, bütün kabile geliyor. Önlerine barikat kuruyorlar. Müslümanlar gitmesin. Medine'de toplanmasınlar. Bir güç olmasınlar. Bir güç olurlarsa gelir bu Mekke'yi elimizden alırlar. Böyle bir korkuları var. Ama herkes Hazreti Ömer'i tanıdığı için, bildiği için ne kadar cesur, pehlivan, delikanlı olduğunu bildikleri için kimse önüne çıkmadı. Kendi ailesinden, yakınlarından, eniştesi, amcaoğulları, kız kardeşi, kendi çevresinden 20 kişilik bir grupla hicret etti, geldi Medine'ye yerleşti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bildiğiniz gibi Hazreti Ömer'den sonra hicret ettiler. Onları da Kuba köyünde karşıladı. Kuba Mescidi'nin yapılmasında Peygamberimizle beraber bulundu. Ebu Eyyub'un evinde Efendimizin yanında bulundu. Gelen gidenlerle konuştular, tanıştılar. Mescidin yapılmasında destek verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medineli Itban bin Malik ile Hazreti Ömer'i kardeş yaptı. Bir ensarla bir muhacir kardeş oldular muhacirler, ensar kardeşlerin evinde kalıyorlar. Onların işlerinde çalışıyorlar. Dediler ki, her gün hurma bahçesine gidiyoruz. Peygamberimizin mescitte anlattıklarından mahrum kalıyoruz. Kardeş, iş bölümü yapalım. Bir gün sen bahçeye git, ben mescide gideyim. Mescitte öğrendiklerimi akşam gelir sana anlatırım ertesi gün sen mescide gidersin ben bahçeye giderim. Sen gelir bana anlatırsın. Hem dünyalık işlerini devam ettiriyorlar hem de peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin gün boyu mescitte yaptığı sohbetleri de birbirine aktararak ilimlerini de artırıyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem efendimizle beraber hemen hemen bütün cihat hareketlerine faaliyetlere katıldı. Bedir'den ta Tebük seferine kadar. Aynen Hazreti Ebu Bekir Efendimiz gibi Peygamberimizin yanından ayrılmayanlardan birisidir. Peygamber Efendim Hazreti Ömer'i Bedir Savaşı'nın öncesinde karşı tarafa yani Mekkelilere yani Mekkeli müşriklere elçi gönderdi. İlk sohbette bunu söylemiştik neden başkasını göndermedi de Ömer'i gönderdi diye sorarlarsa şöyle cevap veriyoruz. Ömer'in ailesi Adi yoğulları Mekke'de elçilik görevini üstlenmiş bir aileydi. Mekke'de bir devletin olmadığını söylemiştim. Hatta Hicaz bölgesinde bir devletin, Orta Arabistan'da bir devletin olmadığını söylemiştim. Mekke'nin kendine göre bir yapısı var. Darun Nedve'de insanlar kendi aralarında iş bölümü yapmışlar. Peygamberimizin çok yukarıdaki dedesi Kusay böyle bir iş bölümü yapmış. O iş bölümünde Hazreti Ömer'in ailesi adi yoğullarına da elçilik görevi düşmüş. Peygamberim bunu önemsiyor. Onun için Ömer'e Ömer seni karşı tarafa elçi gönderiyorum. Git Mekkelilere söyle geri dönsünler. Mekke ordusunun başında bulunan Ebu Cehil de Ömer'in, Allah ondan razı olsun Hazreti Ömer'den, dayısıdır. İslam düşmanıdır. Belli bir yaşa kadar yeğenini etkilemişti. Ama yeğeni kurtuldu, hürriyetini ilan etti. Müslüman oldu. Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhidi söyledi, hürriyetine kavuştu. Şimdi gitti dayısına, ve Kureyş'in diğer ileri gelenlerine Utbe'ye, Şeybe'ye, Ümeyye'ye, Übey'e Ukbe bin Ebi Muayta gelin yapmayın, etmeyin, geri gidin. Peygamberim geri gitmenizi istiyor. Çok yalvardı. Dinletemedi. Söz dinlemeyenlerin hepsi Bedir'de öldü ve Bedir kuyularına dolduruldular. Keşke Ömer'i dinleselerdi. Peygamberim de öyle dedi. Keşke seni dinleselerdi, geri gitselerdi. 70 tane esir alındı. Bu esirler ne olmalı, ne yapmalıyız diye istişare etti Peygamberimiz. Herkes kanaatini söyledi. Hazreti Ebu Bekir Efendimiz bunlardan fidye alalım, devletimizi güçlendirelim dedi. Ömer bunlar öldürülmedir dedi. Çünkü bunlar bizi öldürmek için geldiler. Bunların eline fırsat geçse bizi öldürecekler. Hatta bazılarının dişlerini sökeyim dedi. Mesela Süheyl bin Amr peygamberimiz izin vermedi. İslam bunlara izin vermez. Bir insanın fiziki yapısını, Allah'ın verdiği özellikleri ondan alamazsınız. Değiştiremezsiniz. Biz siyeri öğrenirken Dört halife dönemini öğrenirken, hulefai raşidin efendilerimizi konuşurken, peygamberimizin izinde sohbetlerini dinlerken aynı zamanda İslam'ı da öğreniyoruz. İslam'ın ahkamını, adabını, özellikle ahlakını, faziletleri, erdemi öğreniyoruz. İslam'ın dünya görüşünü öğreniyoruz. İslam insanlara nasıl bakıyor? insan haklarına nasıl değer veriyor? Kadınların yeri neresi, çocukların yeri neresi, çevre nasıl korunmalı, var olan dinlere, inançlara nasıl bakmalıyız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatında bunlara nasıl bakıldı? Saygıdeğer izleyicilerim, biz köksüz bir toplum değiliz. Din de sadece amel ve ibadetten ibaret değildir. Dinin bir ahlakı boyutu vardır. O olmadan diğerleri de böyle muallakta kalıyor. Ahlak, edep, adab-ı muaşeret, kemalat diğerlerini ayakta tutan, koruyan özelliklerdir. Bugün bunları biraz göz ardı ettik, bunları biraz kaybettik yeniden toparlarsak, yeniden kendimize gelirsek daha iyi olur diye düşünüyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir Efendimizin kanaatini benimsedi. Esirlerden fidye alındı, serbest bırakıldı. Ama Allahü Teala Hazreti Ömer'in kanaatinin hak olduğunu beyan etti. Bunları ileriki sohbetlerimizde muvafakat Ömer başlığı altında uzun uzadıya konuşacağız. Ömer'in vahyi koklaması, levh mahfuzda olanların kokusunu alması. Ömer sıradan bir insan değil. Göreceğiz. Evet bunların hiçbirisi sıradan bir insan değildir ama her birinin kendine göre ayrı ayrı özellikleri, güzellikleri vardır. Uhud da peygamberimizle beraberdir. Biliyorsunuz Uhud üç safhalı, üç merhaleli bir savaştır. Birinci safhasında, birinci merhalesinde, şimdi aşama diyorlar. Birinci aşamada Müslümanlar galip geldiler. İkinci merhalede, ikinci aşamada Müslümanlar galibiyeti ellerinden kaçırdılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üzerine yöneliyor müşrikler. Maksatları Peygamberimizi öldürmek. Hazreti Ömer'in de içinde bulunduğu bir grup sahabi peygamberimizin etrafında etten duvar ördüler. Yani kendi göğüslerini cephe ettiler, siper ettiler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i korudular. İşte orada bulunanlardan birisi de Hazreti Ömer radıyallahu anh'tır. Efendimiz bir kılıç çıkardı. Kim verecek bunun hakkını dedi. Hazreti Ömer Efendimiz istedi ama Peygamberimiz hatırlayın o kılıcı Ebu Dücane'ye vermişti. Sonuncu merhalesinde de kaybettiğimiz savaşı kazanma gayreti içerisindeyiz. Tam dönüştüremedik. Galibiyeti elde edemediysek de mağlubiyetten kurtulduk. Netice ortaya yerde kaldı. Peygamberim ordusuyla beraber şöyle dağın eteklerine doğru çıktı. Kendilerini savaş meydanından çekti, yukarıya aldılar. Diğer taraftan müşrikler de yukarıya doğru çıktı. İki grubun arasında bir dere var. Karşılıklı konuşuyorlar. Mekke ordusunun başında Ebu Süfyan var. Karşıdan soruyor. Muhammed aranızda mı? Peygamberim susun dedi cevap vermeyin. Kimseden ses çıkmayınca demek ki Muhammed öldü dedi Ebu Süfyan kendi kendine. Ondan sonra Ebu Bekir aranızda mı? Yine susun dedi Peygamberimiz. Demek ki Ebu Bekir de öldü. Arada bir dere var fakat sesli konuşulunca konuşmalar duyuluyor ve anlaşılıyor. Üçüncü sefer Ömer aranızda mı? Hazreti Ömer izin aldı. Ya Resulallah müsaade ederseniz ben buna cevap vereceğim. Nezaketini de vurgu yapmak istiyorum Hazreti Ömer'in. Bütün sahabe aynıdır. Peygamberimizden izin isterler. Saygıdeğer izleyicilerim, kaybettiğimiz özelliklerimizden birisi de nezakettir. Eskiden adab-ı muaşeret derlerdi. Sonradan görgü kuralları dediler. Bunları neslimize, gencimize, oğlumuza, kızımıza öğretelim. Aile terbiyesi diyoruz şimdi. Aile terbiyesi mekteplerde, medreselerde, okullarda verilmiyor. Hayatta verilmiyor, ailede veriliyor bu. Bu da insanın bir inceliğidir. Bunu da kaybettik, bunu da kazanalım bu sohbetlerde bu konulara da sık sık atıf yapalım. Ya Resulallah izin verir misiniz? Ben karşı tarafa cevap vereceğim. Konuş Ömer. Ey Ebu Süfyan! Bilmiş ol ki Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam da aramızdadır. Ebu Bekir de buradadır. Ben de buradayım. Dayanamadı. Cevap verdi. Ama bakın Ebu Süfyan nasıl mukabele etti? Bedir'in intikamını aldık. Ölüleriniz savaş meydanında. Biz şimdi sizi yendik. Hazreti Ömer'in buna da cevap vermesi lazım. Madem size başladı ya. Yani bizim ifademizle altta kalmaması lazım. Cevap vereyim mi ya Resulallah? Hadi buna da cevap ver. Ey Ebu Süfyan, doğrudur. Ölülerimiz, şehitlerimiz var. Ama şunu bil ki sizin ölüleriniz cehennemdedir. Bizim şehitlerimiz cennettedir. Müminler sevindiler. Şehitlerimiz var ama e burada da bir sözlü bir savaş var. Bu savaşı da bir şekilde kazanmamız bu savaşta da havamızı göstermemiz lazım gelir. Hazreti Ömer, söz ustasıdır, heyecanlıdır. Karşıdakilerine hemen cevap vermek ister. Ama Peygamber Efendimizin yanında nezaketten de uzak durmadan bu işi yapar. Uhud'da sevgili Peygamberimizle beraber, hatta savaş öncesinde Hazreti Ebu Bekir'le beraber gittiler. İkindiden sonra Cuma günü, Peygamber Efendimizin savaş için Hazırlık yapmasına yardımcı oldular. Beraber yola çıktılar. Cuma günü ikindiden sonra. Savaş cumartesi oldu. Şehitlerimiz var. E baktılar ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz amcası Hamza'nın başında çok ağlıyor. Hamza'yı kazılan kabire indirmek icap ediyor. İki kişiyi bir kabire koymuşlardı. Hatırladık değil mi? Hazreti Hamza kiminle bir kabre konuldu? Yeğeni, kız kardeşinin oğlu Abdullah bin Cahş ile beraber bir kabre konuldu. Yani Abdullah dayısı Hamza ile beraber aynı kabre konuldular. Hamza Seyyidü'ş-Şüheda diyoruz. Ne demek? Şehitlerin efendisi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz 40 yaşına gelip peygamber olduğunda hayatta dört tane amcası vardı. Bu dört amcanın önce isimlerini söylüyorum. Ebu Talip, Ebu Leheb, Hamza ve Abbas. Ebu Talip peygamberimizi 8 yaşından 25 yaşına kadar evinde misafir eden, bakan, koruyan, himaye eden, büyüten, besleyen, evlendiren amcası. 40 yaşında peygamber olan Muhammed'i de himaye eden amcası. Müşriklere karşı himaye korudu. İman etti mi etmedi mi öbür dünyada öğreneceğiz. Ama peygamberimizi korudu. İkinci sırada ismi geçen amcası Ebu Leheb İslam düşmanıdır. Bedir Savaşı'nda hastaydı yerine paralı adam gönderdi. Bedir'de kaybettiklerini öğrendi. Bu acı haber yüreğine oturdu ve o şekilde öldü gitti. Bir İslam düşmanı cehennemde odun hammalı olarak. Allah öyle bildiriyor. Üçüncü amca Hazreti Hamza'dır. Biraz geç Müslüman oldu. Ömer'den önceki Müslüman olanlardandır. Ama o da Ömer gibi sağlam Müslüman oldu. Müslüman olduktan sonra yeğeni Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a canıyla, malıyla, gücüyle, kuvvetiyle destek verdi. Mekke'den Medine'ye hicret etti. Bedir Savaşı'nda böyle üstün yararlılıklar gösterdi. Uhud'da da şehit düştü. Şimdi onu kabre indireceğiz dördüncü amcanın Hazreti Abbas olduğunu biliyorsunuz. Üçüncüye dönüyoruz. Şu anda Uhud Savaşı'ndayız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'i teselli ediyorlar. Amcasının şehit olmasından dolayı. Hazreti Ömer radıyallahu anh da Hazreti Hamza'yı yeğeni Abdullah ile beraber kabre indirenlerdendir. Devamlı Peygamberimizin yanında. Ertesi gün, bu savaş cumartesi oldu. Ertesi gün de hamra Esed kazası olacak. Yaralıyız, bereliyiz demeden Mekke müşriklerini takip etmek için yollara düştüler. Müşriklerin kaçtığını, gittiğini haber alınca Medine'ye geri döndüler. Hazreti Ömer, Hendek Savaşı'nda kendisine ayrılan bölgeyi iyi korumuştur düşmanın oradan geçmesini engel olmuştur. Hudeybiye müsahahasında peygamberimizle beraberdir. Burada peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin kararlarına itiraz etmedi ama anlamakta biraz sıkıntı çekti. O da kararların bizim aleyhimize görünüyor gibi olmasından kaynaklanıyor. Fakat Peygamberimiz ısrar edince Hazreti Ebu Bekir Ömer'i teselli etti. Ömer de bu kararların sonradan bizim lehimize döndüğünü görünce Hudeybiye'de yaptıklarından biraz mahcup oldu. E bu kadarı da olur. Ama Peygamberimize karşı nazik davrandılar. Hudeybiye'den önce yani musalahadan önce Peygamberimiz yine Ömer'i elçi olarak göndermek istedi Mekke'ye. Çünkü elçilik görevi onların ailedeydi ya. Hazreti Ömer, "Ya Resulallah, ben gitmesem de kardeşimiz Osman gitse nasıl olur? Neden Osman gitsin Ömer? E benim ailem adi yoğullarından az kişi var. Bana sahip olamazlar. Ya bir aksilik olur." Umulmadık bir şey olur. Sizi bizi anlayamazlar Mekkeliler hücum ederler. Ben de tahammül edemem. Umulmadık bir durum olur. Osman'ı gönderelim. Osman'ın ailesi Ümeyye oğulları hem kalabalık hem de henüz Müslümanlığı kabul etmediler. Taassuptan dolayı, tarafkirlikten dolayı Osman'a sahip olurlar. Peygamberimiz Hazreti Ömer'in bu kanaatini kabul etti, bu fikrine değer verdi. Bakın bu da bize neyi gösteriyor? Vahiy gelmediği zaman Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz çevresindeki insanların kendisi için, İslam için, dava için, umumi durum için kafa yormalarına, fikir beyan etmelerine değer veriyor. Makul görünce de kabul ediyor. Bu da birinci derecedeki liderlere, birinci derecedeki önderlere bir derstir. İnsanlar çevrelerinde danışman bulundururlar veya danışman olmayan birisi gelir birinci derecedeki idareciye kanaatini izhar eder. Ben şöyle şöyle görüyorum. Bakar ki bunu söylemesinin altında bu şahıs kendisi için bir menfaat düşünmüyor. Bizi düşünüyor, davayı düşünüyor, insanları düşünüyor, toplum menfaatini düşünüyor. Bu kanaate sahip olduktan sonra o şahsın fikri istikametinde bir karar alınır. Peygamber aleyhisselatü vesselam Efendimiz'den bunu da öğreniyoruz. Hazreti Ömer'in gitme işi, Hazreti Osman'ın gidişi gerçekten bir lütuf olmuştur. iki tarafı birbirine yaklaştırmıştır. Ve Hudeybiye musalahası gibi gerçekten fetih olan bir kazanım olmuştur. Allahü Teala bu musalahayı bir fetih olarak nitelemektedir. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın Medine dönemindeki hayatını anlatıyoruz ama bir sohbetle bitiremedik. İnşallah bundan sonraki sohbette kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ederim. Saygıdeğer izleyicilerim.